Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve bağlı işyerlerine imzalanacak olan işletme toplu sözleşmesinin taslak metnini sizlere sunuyoruz. Farklı kurumlarda da taslak metinler elimize geçtiği müddetçe sizlere sunmaya devam edeceğiz. Eğer sizler de sendikadaysanız ya da sendikanın bir konumdaysanız, bizlere taslak metinlerinizi videonun altına mail adresini bıraktım tıklayıp taslak metinlerinizi bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi SGK'nın toplu yüz sözleşmesi Teskopi Sendikası'nın toplu yüz sözleşmesi taslak metnini sizlere sunuyoruz. Bir dipnot olarak ekleyeyim sonra taslak metine geçeceğim. Arkadaşlar bu sendikanın sunduğu taslak metindir. İmzalanmamıştır. Öz, daha önceki videolarımıza başımıza geldi. O yüzden ön bilgi vermek isterim. Hani insanlar sanki bunu imzalanmış gibi algılıyorlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu taslak metin imzalanmamıştır. Ama sendikanın sundu teklif budur arkadaşlar. Evet yürürlük tarihi 1 2021 ile 31 arkadaşlar. Başlayalım bakalım neler varmış içinde arkadaşlar. Bu taslak metin toplu sözleşmesi metnin arkadaşlar bazı sayfalar elimizde yok. Bilginiz olsun hepsi bu değil ama çoğunluğu bu arkadaşlar. Önemli bulduğumuz kısımlar arkadaşlar bu bilginiz olsun. Evet sizler biz bu taslak metin arkadaşlar 12 sayfa hepsini okumayacağız. Videoyu durdurup siz teker tekrar hepsini okuyabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Genel olarak çalışma süresi günde 8, haftada 40 saattir diyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Toplu sözleşmelerde 45 saat oluyor genelde. Aşağıda gösterilen veya benzer olan hallerde günlük çalışma süresine sayılır diyor. Bir işi yapmak veya takip etmek üzere yolda geçen süreyle aynı işin yapım veya takibi esnasında geçen süreler. işin içinde her an bayrağı hazır beklemekle beraber bir iş verilmeksizin başta geçen süreler, kadın işçilerin çocuğunu emzirmekle geçirdiği süreler, vardiya sistemi uygulanan yerlerde işin ortalama bir zamanda verilen 30 dakikalık yemek izni devam ediyorum arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taslak metni arkadaşlar. Gece zammına bakalım. Akşam saat 20'den sabah saat 6'ya kadar geçen süre gece dönemidir. İşin yanından fazlası gece döneminde geçmesi halinde o iş gece işi sayılır. Gece döneminde çalışan işlere çalıştıkları süreler ait ücretleri %35 zamlı olarak ödenir diyor arkadaşlar. Sürekli olarak güvenlik görevinde istihdam edilen işçilere de bu madde hükümleri tabidir diyor arkadaşlar. İşçiler rızası olmadan 15 günde fazla gece işinde çalıştırılamaz. Vardiya usulüne bakalım. İş 2 veya 3 vardiya halinde çalıştırılabilir. Vardiya başlangıç bitim saatleri 24 ile 6 saatlerinde açmamak üzere tespit edilir ve en az 1 hafta önceden ilan edilir. Nöbet bakalım arkadaşlar. İşleri normal mesai dışında nöbet tutulması halinde nöbet tutulan süre kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Nöbet tutulmak işlerin çizeye gelir en az 3 gün önceden işçilere duyurulur diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yıllık izin her işçiye ait olduğu yıl içinde kullanmak üzere yılda bir ay yol süresi hariç ücretli izin verilir diyor. Bir ay güzelmiş. Yıllık izinlerin ne şekilde kullanacağı iş, işveren tarafından düzenlenir diyor. Yıllık izin içine rastlayan milli ve dini bayram, genel tatil, hafta tatili günleri hastalık izinde yıllık izin süresine ilave edilir. Güzel arkadaşlar. Devam ediyorum. Hafta tatili, işler haftada bir gün ücretli hafta tatili yaptırılır diyor. Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri yapılan çalışmalara karşılığı ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz. Mazeret izni Kendisi ve çocuğu evlenen 5 gün, tabi afet benzerallerde halleri 7-3 gün, ana baba eş çocuk kardeşi ve bakmakla olduğu yükümlü ol, olduğu birinin ölüm halinde 5-3 günü, eşi doğum yap, yapan eşiye 5-3 günü, evlatlık edilen eşiye 3-3 günü, işlerin en az %70 oranında engelli veya süre gelen hastalığı olan çocuğun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak çalan ebeveyn sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toplam veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir diyor arkadaşlar devam ediyorum. 12 sayfa olduğu için arkadaşlar hızlı hızlı geçmek durumundayım ama siz videoyu durdurup hepsini teker teker okuyabilirsiniz arkadaşlar. İş yeri değişikliği maddeleri var burada. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Devam ediyorum. Ücret zammı arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği. 1 1 2020 tarihinden iş yerlerinde çalışmaktan işlerin 1 1 2020 tarihi itibariyle aylık bir çıplak ücretleri 4800 TL ay altında olanların aylık pürü çıplak ücretleri 4800 TL ay yükseltilerek iyileştirme yapılacaktır. Aynı kamu çerçeve protokolünün aynısı alınmış arkadaşlar. Birinci yıl, birinci mı? 1. yıl 1. 6 ay zammı 1-1-2001 tarihinden iş yerinde olan işçilerin 1-1-2001 tarih itibariyle olmakta oldukları bürük çıplak ücretlerine 1-1-2001 tarihinde geçer olmak üzere %12 oranında zam yapılacaktır. 1. yıl 2. 6 ay zammı Biliğe 2021 tarihinde iş yerinde çalışmakta olan işçilerin 30.06.2021 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 1.7.2021 tarihine geçerli olmak üzere %12 oranında zam yapılacaktır. Artı art, arkadaşlar enflasyon oranında artması halinde enflasyon %12 üstüne çıkması halinde artı enflasyon farkı da var. Yani 2021 yılı için SGK kurumunda çalışan işçiler için %24 maaş zamlı istemiş arkadaşlar. Artı enflasyon farkı da var. İkinci yıl birinci altı ay zammı 1-1-2022 tarihine itibaren 31 12 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık bir çıplak ücretlerine 1-1-2022 tarihine geçerli olmak üzere %12 yine arkadaşlar. İkinci yıl ikinci altı ay zammı yine arkadaşlar %12 istenmiş. Yani arkadaşlar toplamda 2021 yılı için %24, 2022 yılı için de %24 toplamda %48 maaş zammı istenmiş. Gayet iyi bir oran bu. Umuyoruz gerçekleşir. Artı 6 aylık enflasyonu %12 aşması halinde artı enflasyon farkı zammı da var arkadaşlar. Fazla çalışma ücreti hizmetin zorunlu kıldığı hallerde yaptırılan fazla çalışmanın ücreti %60 zamlı olarak ödenir diyor arkadaşlar. Ulusal bayram gene tatil günlerinde çalışılan işlere nöbet dahil normal yemiyesinin dışında iki yemiye daha ödenir diyor. İkramiye Ocak ayında 30, Nisan ayında 30, Temmuz ayında 30, Eylül ayında 30 günlük çıplak ücretleri tutan olmak üzere sözleşme tutarında 120 gün çıplak ücretleri tutarında ikramiye ödenir diyor arkadaşlar. İkramiye gayet iyi 120 gün. SSK'da böyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Tediye ödemeleri yok. Ama ikramiyeler 120 gün arkadaşlar. Kıdemli işçiliği teşvik primi, kurumunda bir fili 20 yıl hizmeti olan işçilere aylık ücretleri tutarında teşvik primi ve bir hizmet plaketi verilir diyor arkadaşlar. Bir aylık hizmetleri tutarında teşvik primi ve bir hizmet plaketi verilir. Mali sorumluluk tazminatı, aylık ücretlerin %25 oranında mali sorumluluk tazminatı verilir diyor. Hizmet zammı bu toplu sözleşmesi kapsamında bulunan teknik elemanlara, teknik yardımcı eleman ve teknik ünvanları dahil olmak üzere hizmet zammı olarak ödenir diyor arkadaşlar. Toplu sözleşmesinin kapsamında bulunan teknik elemanlar dışındaki işçilere başka hiçbir ödemeyi etkileme kaydıyla her ay çıplak ücretlerine %13'lük tutar hizmet zammı ödenir diyor arkadaşlar. Bu da gayet iyi olmuş. Devam ediyorum arkadaşlar. Kıdem ve bildirim süreleri 40 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenilmiş arkadaşlar. İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümü halinde Aşağıdakine de bakalım. Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında bulan işleri sözleşmenin birinci yılı birinci altı ayında 550 TL. ikinci yıl ikinci altı ayında da 600 TL sosyal yardım ödenir diyor arkadaşlar. İşçilere işe geliş girişlerde olmak üzere her ay net 300 TL ulaşım yardımı ödenir diyor arkadaşlar. Giyim yardımı bir defa ve Eylül ayında Birinci yıl için 400 TL ödenir diyor arkadaşlar. Evlenme yardımı aile kürü çıplak ücretlerinin evlenme yardımı yapılır diyor. Doğum ücreti aile kürü çıplak ücretleri tutarında doğum yardımı yapılır diyor. Gayet yüksek rakamlar arkadaşlar. Ölüm yardımı aynen uygulanır diyor. 657 sayılı kanuna tabi memur statüsünde olanlarla aynı tabi kapsamda alınır diyor. Anne babasının ölüm halinde ve eş çocukların ölümünde yardımın aynısı yapılır diyor. Cenaze masrafları konusunda devlet memurları için uygulanan mevzuat hükümleri işlem yapılır diyor. Yemek yardımı ve konut yardımı arkadaşlar. İşveren işçilere çalıştıkları her gün için 3 kaptan az olmak üzere ücretsiz öğle yemeği verilir diyor arkadaşlar. Her ayın başında dilekçeyle yemek vermekten faydalanmak isteyenlere Toplu sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ayında 18 TL, birinci yıl ikinci altı ayında da 20 TL yemek parası ödenir diyor arkadaşlar. Görev gereği yemekte bulunmayan gece görevi yapan cumartesi ve tatil günlerinde çalışan işçileri arca alanlar hariç bu durumda her gün işin toplu sözleşmesinin birinci 6 ayında 18 TL, ikinci altı ayında da 20 TL yemek parası ödenir diyor arkadaşlar. Analık yardımı var burada arkadaşlar. Bu videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Emzikli kadınlara 6 ay süreli sözleşmenin 1. yılında 18 TL, 2. 6 ayında da 20 TL süt parası verilir diyor arkadaşlar. Kreş ve çocuk yardımı. 150 veya daha fazla kadın işçi çalıştığı iş için kreş açılır diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. İş sağlığı. Boya badana, kaynak, kalifer, matbaa, kaporta, akül, lağım işleri gibi birimlere çalışan işlere bir kilo süt verilir diyor. Verilmediği durumlarda 5 TL gün ve 6 TL gün parası ödenir diyor arkadaşlar. Ödül falan var. Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar bunları da. Hepsini ödesek bu video yarım saatten önce bitmez arkadaşlar. Ekonomi arkadaşlar Mayıs ayında 1250 TL ekonomi yapılır diyor arkadaşlar. Disiplin hükümlerine geldik. Bunlar bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. Evet durum bu yönde arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. 12 sayfalık kısa bir şekilde sizlere sunduk. Beğendiniz mi arkadaşlar? Videonun altına yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Taslak metindir bu. Bakalım ne imzalanacak arkadaşlar. İmzalandığı anda da sizlere sunacağız arkadaşlar. Toplu sözleşmelerini. Sizler de kamuda çalışan eşiyseniz kurumunuzdaki toplu iş sözleşmesini merak ediyorsanız kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda yüzlerce toplu iş sözleşmesi var. Yine eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de kurumunuzdaki toplu iş sözleşmelerini bizlere ulaştırabilirsiniz. Videonun altında arkadaşlar mail adresimiz var. Mail adresimizden bize direkt ulaşabilirsiniz. Ayrıca kamuda çalışan işçiler adına, taşeron işçiler adına, TYP işçiler adına ve iş ilanları adına Videonun altına linkleri ekledik. Direkt tıklayıp özel haberleri okuyabilirsiniz. İş ilanını görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun altındaki linkler çeyrek altın değerindedir. Kullanın onları diyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcaklar arkadaşlar.